ki ifadesi mümkün değil. Ben Müslümanım deyip isyanlarla, haramlarla beraber olmanın zaten izahı yok. Düşünün ki bir adam içki içse, Müslümanım dediği halde, gayrimüslimse içsin içebildiği kadar. Onların günahı, onların isyan, onların cehennemi ayrı. Onların hesabı ayrı, kafir. Fakat ben Müslümanım dedikten sonra içki içmek ne demek? Allahu Teala buyuruyor ki, لَا تَقْرَبُ الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا Sarhoş olduğunuz halde, vücudunuzda, midenizde ve kan dolaşımınızda, kan damarlarınızda bir tek içki damlası, alkol bulunduğu müddetçe benim huzuruma yaklaşmayın, benimle hiçbir alakanız yoktur buyuruyor. Bir adam ağzına bir damla içki koysa, o içki vücudundan çıkıp zail oluncaya kadar o adamın kalbinden iman kalkar, askıda muallakta bekler. O anda ölse imansız ölür. İçki. Ben Müslümanım dedikten sonra bu içkiyle alakası ne Müslümanın? Ben Müslümanım dedikten sonra içkiyle uzak yakın ne alakası olabilir Müslümanın? Ama Yahudiyim diyorsa tamam, şarapla yıkansın. Onun cezası cehennemi ayrı. Ama Müslüman katiyen alkolle, içkiyle, içki satılan dükkanla, gazinoyla, restoranla, lokantalarla, düğünlerle, nikahlarla, merasimlerle, toplantılarla hiçbir alakası olamaz. Mümkün değil. Hazreti Ali'yül Murtaza'yı örnek almak lazım. Radıyallahu anh öyle diyor. Parmaklarımdan birisinin üzerine bir damla içki dökülse, Allah'ın huzuruna içki dökülmüş bir parmakla çıkmamak için vallahi parmağımı kökünden keserim diyor. Sakınmışlar mübarekler efendim. Haramdan sakınacaksın. Ama ben Müslümanım diyorsan tabii, hep burası çok önemli. Efendim biz de Müslümanız deyip de cebinde içki şişesi taşıyan bu merkep kim oluyor? İnsan Müslüman olduktan sonra haramların eşeği olmayacak. Haramların hammalı olmayacak. Haramların merkebi olmayacak. Haramların efendim hamulesi olmayacak. Başka türlü izaha kabil değil. Ramazan'da oruç yemek